Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Evin güzelmiş. Teşekkür ederim. Ablamın evi aslında. Bizim evde tadilat var hala. O yüzden vaktimin çoğunu burada geçiriyorum. Bir şey içer misin? Yok, almayayım ya. Fazla kalmayacağım zaten. Peki. Haberlerim var sanırım. Evet. Narin Yılmaz'ın babasını buldum. Bir tuhafiye dükkanı var. İkinci karısıyla birlikte dükkana yakın bir sokakta oturuyorlar. Çok hızlısın. Yalnız bu bilgi benim ne işime yarayacak? Ben zaten biliyordum babasının seneler önce başka bir kadınla kaçtığını. Ümmühan Hanım çok arkadaş canlısı bir kadın. Ya biz kısa sürede kaynaştık. Laf lafı açtı. Bana geçmişinden, Yaslan'dan bahsetti. Kendi deyimiyle hayatı gerçekten bir film gibi. Ben sadece seni ilgilendiren kısımlarını anlatacağım. Çok ilginç şeyler biliyor kadın. Kadın Recep'le gittikten sonra oğlum telefonla aramaya devam etmiş. Çok özlüyormuş onu. Ama çocuk konuşmuyormuş onunla. Böyle tatlı sözler söylüyormuş. Zamanla zor bela iki çift laf etmeye ikna etmiş oğlanı. Bak sen şu Allah'ın işini ki. Bir gün telefonla aradığında çocuk ağlayarak Hatice teyzeler öldü demiş. Hepsi öldü. Bütün evcek öldüler. Bunlar apar topar cenazeye gitmişler tabii. Adam ailesini toprağa verirken bu mezarlığa fazla yanaşmamış. Uzakta durmuş. Kasabalı tepkiliymiş çünkü kadına. Sonra işte tam o anda Ümmühan bir mezarlığın dibine sinmiş. Böyle kendi halinde, tanınmaz halde ağlayan bir genç kız görmüş. Evin kızını. Hemen yanına gitmiş, koşmuş, sarılmış ona. Kız sayıklayıp duruyormuş. Deli gibiymiş. Üstü başı perişan. Ben öldürdüm onları diye mırıldanıyormuş. Ben öldürdüm onları. Sonra da kaçmış gitmiş. Narin. Narin kendi ailesini mi öldürmüş? Sahtekara bakar mısın sen? Kendi ailesini araştırıyor bir de sözüm ona. Yok izlerini bulamıyorlarmış. Yok oraya gitmeye kendi gücü yetmiyormuş. Ben biliyordum bu kızdan bir pislik çıkacağını da bu kadarını beklemiyordum açıkçası. Müthişsin. Tebrik ederim. Yani açıkçası bu bilgiler pek işimize yaramaz. Kızı içeri tıktıracaksak daha somut deliller lazım. Evet ama en azından tutunacak büyük bir bilgi var elimizde. Öyle değil mi? Ne yapıyorsun bu saatte burada Irmak? Valla aramasını beklemekten sinirim oynadı artık. Evde oturursam ev telefonundan aramama ihtimali var. Burada olunca en azından ne bileyim oradan aramıştır diye kendimi avutuyorum işte. Fırat mı? Başka kim olabilir? Tabii canım başka kim olabilir? Zaten hayatında başka bir şey mi var? İkide bir nereye kayboluyor sence? Hayır insan evlenmek üzere olduğu kadının telefonlarını niye cevaplamaz ki? Ya belki hani böyle cevap veremeyeceği bir ortamdadır. Ateşli seksi kızlarla beraber bir değil, iki değil, üç değil. Olabilir yani. Ne biçim konuşuyorsun sen? Nereden çıktı şimdi bu? Irmak. Bak o kadar eğitimli, kültürlü kadınsın. Koca yolu gözleyen, evde kalmış bir kadından farkın yok. Bunun adı aşk mı şimdi? Ya bütün enerjinizi sizi sevmeyen adamların nikah masasına oturtmaya harcıyorsunuz. Ulan bu kadar enerjiyi ilime bilime harcasanız zaten evde ideal vasıflara sahip bir adam üretirsiniz, anladın mı? Bir saniye, sevmeyen mi? Bizi sevmeyen adamlar mı? Sen ne yok artık bakayım, ya! Ne biliyorsun oha. Sen? Bir dakika, bir dakika. Ne? Beni sevmiyorsa kimi seviyor canım? İşte kimi seviyor? Keşke birini sevse, tez zamanda birini sevse de senden kurtulsa. Ne diyorsun sen be? Anlat bakayım kimi seviyor? Ne oluyor be? Ne oluyor? Bütün mahallede sesiniz inliyor. Sevgiline sor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.